Değerli izleyiciler, CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş bizimle birlikte. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu stüdyoda birçok yayın gerçekleştirdik sizinle daha önceki dönemlerde. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı dönemimizdeki burada yaptığımız, İstanbul'da yaptığımız ilk yayın oldu. Yeni dönem sizin için de, ülkemiz için de hayırlı olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yeni bir yasama dönemine girildi. Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının önemli beklentileri var. Acaba hangi konularda öncelikli yasal düzenlemeler gelecek? Bunları konuşacağız, bunlardan da bahsedeceğiz. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada birçok sıcak gelişme var. Biz bundan doğrudan etkileniyoruz, bizim yakın coğrafyamızda olduğu gibi. Bu konularda da size sorular yöneltmek istiyorum. Siz çok kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşmiş Milletler'de temaslarına devam ederken siz de çok kritik bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Rusya Federasyonu'ndaydınız. Moskova'da Sayın Putin'le de bir görüşme gerçekleştirdiniz. Orada parlamentoda da temaslarınız oldu. Biraz bunlardan da bahsedeceğim. Orada anlatacağınız önemli notlar olduğunu düşünüyorum. Bunları konuşacağız. İyi misiniz Sayın Başkan? Çok teşekkür ederim yayınımıza konuk olduğunuz için tekrar. Burada sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Şimdi Orta Doğu'daki gelişmeler, bizim yakın coğrafyamız çok uzun yıllardır bir istikrarsızlık çemberi içinde. Fakat bugünlerdekine benzer bir süreç pek de yaşanmamıştı. Orta Doğu'nun neredeyse her tarafında ve her tarafına yayılma eğilimi gösteren, sirayet etme eğilimi gösteren bir süreç var. 7 Ekim'in de bu arada birinci yılına girilmek üzere. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı sonrasında İsrail, Gazze başta olmak üzere, sonra Batı Şeria, şimdi Lübnan'a doğru yayılan Hamas, Hizbullah hedefleri ve Filistinlilerin, Batı Şeria'daki Filistinlilerin ve sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan askeri operasyonlar başlattı. Ve bu operasyonlar neticesinde 40 binden fazla, bazı tahminlere göre 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiği bir tablo gerçekleşti. Bu çatışma, şimdi savaşlar Hizbullah'a yönelik bir şekilde devam etmekte. Acaba İran'a yönelik bir misillemede bulunursa İsrail, bunun sonucunda İran tekrar bir karşı saldırıya geçerse durum ne olur gibi kaygılar var. Özellikle 7 Ekim'e doğru yaklaşılırken. Bütün bunlar yaşanırken Türkiye'de acaba Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini etkileyen bir boyuta doğru da gider mi gibi bir son dönemde de bir soru işareti ortaya çıktı. İsterseniz bu sıcak konularla başlayalım Sayın Kurtulmuş, ardından diğer konularla devam edelim. Tabii yani bir yıl oluyor yaşadığımız bu büyük katliamın, artık soykırım boyutlarını çoktan aşmış bir etnik temizlik kampanyası şeklinde yürütülen bu İsrail'in katliamlarının, inanın ki insanlık tarihinin, biz şimdi yaşadığımız için belki çok farkında değiliz, İnsanlık tarihinin en önemli insanlık suçlarından birisi olduğu, en büyük soykırımlardan birisi olduğunu tarih kitapları yazacaktır. Böylesine önemli bir olayı yaşıyoruz. Bu sadece İsrail'in Filistinlilere, Gazze'de yaşayanlara karşı yapmış olduğu bir eylem değil. Aslında bölgeyi yeniden dizayn etme ve arz-ı mevut hedeflerini, yani vaat edilmiş topraklar hedeflerini gerçekleştirmek için düğmeye bastı, kendi hedeflerinin son aşamasıdır. Dolayısıyla bu kadar şiddetli bir şekilde devam etmesi, ısrarla Netanyahu ve çetesinin bu süreci devam ettirmesinin sebebi sadece bir hükümetin tavrıyla izah edilebilir bir şey değildir. Ortada mesyanik, paranoik bir ideoloji var ve bölge halklarının tamamını kendi kölesi olarak gören bir halk var. Zaten bayrağına yazılmış olan Nil'den Fırat'a kadar, yani üstteki mavi çizginin Nil, Fırat alttakinin Nil olduğu ve bütün aradaki bu toprakların da vaat edilmiş topraklar olarak kabul edildiğine ilişkin bir inanç var. Dolayısıyla böylesine motive olmuş, böylesine güçlü bir şekilde motive olmuş bir hükümetten bahsediyoruz. Tabii içinde bulunan hem bölgenin siyasal şartları hem de küresel şartları itibariyle de neredeyse bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Şöyle söyleyeyim, burada İsrail'in yerleşimciler vasıtasıyla bölgeye gelmesi, ilk yerleşimci 1882'de başlamış. Osmanlı yönetimi sırasında Osmanlı müsaade etmemiş. Ama 1917 İsrail'in bugüne gelişinin ilk perdesidir. Birinci Dünya Savaşı. Yani Dünya Savaşı sonrası. Biz oradan çekilmek zorunda kalınca
İngiliz yönetimi oraya gelmiş ve İngiliz yönetiminin orada yaptığı tek iş oraya dünyanın dört bir tarafından getirdiği Yahudileri yerleştirmek. Uzun yıllar oraya girmeyeceğim. Çok uzun savaşlar olmuş. 48 devletin kurulmasından sonraki savaşlar, 67 savaşları. Ama meselenin bugünün ikinci perdesi 1990'ların başında Irak'ın işgaliyle birlikte başlayan bölgenin istikrarsızlaştırılması sürecidir. Dikkat ederseniz Irak'ın işgalinden sonra Irak bölündü. Suriye paramparça hale geldi. Arkasından tabii Arap Baharı dalgasıyla birlikte bölgedeki ülkelerin tamamında iç çatışmalar, çelişkiler ortaya konuldu. Yemen bölündü. Lübnan yönetilemez bir hale geldi. Libya bölündü. Efendim işte Mısır siyaseten bölündü. Bütün bu bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz bir hale getirildi. Yine eş zamanlı olarak 90'dan bu yana yapılan bu bölgede en önemli gelişmelerden birisi, başta Amerikan ordusu olmak üzere İsrail yanlısı bütün büyük batılı güçlerin tamamına yakını büyük bir askeri güç buraya yığdı. Yani İsrail'e, Netanyahu hükümetine her türlü zemin hazırlandı. İslam ülkeleri de kendi aralarındaki birlik beraberliğin olmaması, efendim bölge ülkelerin arasındaki çatışmaların, siyasi gerilimlerin artık fevkalade rahatsız edici bir noktaya gelmiş olması. İsrail de dedi ki hazır, ben bu ortamı bu şekilde buldum. Son altın vuruşu yapacağım ve burada nihai hedefime ulaşacağım. Dolayısıyla meselenin bu kadar sert bir şekilde devam etmesinin temel nedeni budur. İkinci bir temel neden ise insan yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem kilitlenmiş vaziyette, çözümsüz hale getirilmiştir. Yani Birleşmiş Milletler'de İsrail ne yaparsa yapsın, kimi öldürürse öldürsün, hangi ülkeye saldırırsa saldırsın, bunun cezasız kalacağının teminatı Amerika tarafından İsrail'e verilmiştir. İsrail Başbakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti bu arada ve ya, orada da kabul edilecek bir şey bundan değil. Sonraki adımlara dair de açıklamasında haritalar hatta göstererek hangi adımları atabileceklerini açık açık söyledi. İşaretler verdi. Ve yani bu Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreterini utanmadan istenmeyen adam ilan ediyor. Ülkeye girişi yasaklanıyor. Guterres Refah sınır kapısında o ilk aylarda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak oraya gitti, içeriye sokulmadı. Ben o gün bir açıklama yapmıştım. Dedim ki artık Birleşmiş Milletler'in yıkıldığının ilanıdır bu karar, bu durum. Dolayısıyla bu kadar bir olayları üst üste koyduğunuz zaman İsrail, Netanyahu hükümeti dediğiniz gibi pervasız bir şekilde devam ediyor. Şunu da bölge halklarının bilmesi lazım. Bölgedeki siyasetçilerin bilmesi lazım. İsrail'in derdi Filistinliler değildir. İsrail'in derdi Araplar da değildir, Acemler de değildir. Ne sadece Türklerdir, ne sadece Kürtlerdir, ne Sünnilerdir, ne Şiilerdir. Yani İsrail hatta ve hatta ne Müslümanlardır ne Hristiyanlardır. Kendisinin dışında olan herkesi yok edeceği, paralelize edeceği, etkisiz hale getireceği, Orta Doğu coğrafyasında son adımları atacağı bir siyaset mi diyeceksiniz, bir meczupluk hali mi diyeceksiniz, bir efendim hezeyan hali mi diyeceksiniz. Bunu sürdürmektedirler ve ne yazık ki buna dünya hiçbir şey yapamaz bir şekilde seyrediyor. Efendim Türkiye'nin güvenliğini burada doğrudan ilgilendiren, toprak bütünlüğünü, sınırlarını, Türkiye'yi veya hedef alan başka bir ifadeli bir durum söz konusu mu? Şimdi siz çok deneyimli bir isimsiniz, farklı görevlerde bulundunuz. Bu gelişmeleri önceki dönemlerde de yakından izlediniz. Bir meclis başkanı olarak, bir genel olarak değerlendirme yaptığınızda böyle bir risk ve böyle bir tehlike görüyor musunuz? Eğer var ise hangi adımların atılması acaba burada daha doğru olur diye değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kere Türkiye uzunca bir süredir bu yeni dönemin neoemperyal araçlarından birisi olan, vekalet savaşlarının araçlarından birisi olan terör örgütleri üzerinden bir şekilde Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. 40 yılı aşkın bir süredir PKK'nın bu kadar faal hale gelmesinin arkasındaki temel neden hiç şüphesiz Arz-ı Mevud'un kurulmasına katkı sağlamaktır. Yani DAEŞ ne oldu da DAEŞ birdenbire getirildi? DAEŞ binlerce militanıyla birlikte Suriye, Irak, Orta Doğu bölgesine yerleştirildi. Bunları kim yerleştirdi? Hiç şüphesiz Arz-ı Mevud'un hedeflerine hizmet edenler yerleştirdi. Bugün PYD'yi, YPG'yi ve onların üzerinden bölgede bir terör devleti oluşturmaya çalışanların esas hedefi orada efendim bölge halkına yeni bir devlet kazandırmak değildir. Başta Türkiye olmak üzere bölge halklarının, bölge ülkelerinin istikrarsızlığını kuvvetlendirmektir.
Dolayısıyla bu konuda saf olmamak lazım. Uyanık olmak lazım. Biz kimin ne olduğunu, hangi adımın için attığını çok iyi biliyoruz. PYD'ye, YPG'ye 3 tane silah verinin esas amacının orada 2 tane insanı bir şekilde bir araya gelip örgütlemek olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun arkasındaki esas mesele Suriye'nin, Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Burada bu sonucu maalesef almışlardır. Şimdi ama esas ana hedefinde Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasına katkıda bulunmak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada hepimizin bu büyük plan karşısında uyanık olmamız lazım. Siyasi farklılıklarımızı bir tarafa bırakmamız lazım. Yani Türkiye hepimizin ortak vatanıdır ve Türkiye bu bölgede güven ve istikrar içerisinde ayakta kalabilmiş olan en önemli ülkedir. Çok şükür son 20-25 yıldır yaşadığımız bütün bu türbülanslara, büyük zorluklara rağmen Türkiye direnmiştir. 15 Temmuz'da direnmiştir. Açık söyleyeyim, eğer 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı Siyonizmin en büyük hedeflerinden birisi gerçekleşmiş olacaktı. Ve Türkiye şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizlerin bütün uluslararası platformda İsrail'in ne yapmak istediğini açıkça ilan ettiğimiz pozisyonu olmayacaktı. Dolayısıyla bunu siyaset dışı bir konu olarak hepimizin bir arada partiler üstünde bir görünüyor, hiç şüphesiz. Yani bu Türkiye'nin eğer milli meseleyi ilgilendiren bu boyutta bir sürece gelindiyse, sizin ifade ettiğiniz gibi, burada partiler üstü bir tutum da alınması beklenebilir. Tam da bu noktada Sayın Numan Kurtulmuş, 8 Ekim tarihi önemli olacak gibi görünüyor. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir bilgilendirme olacak mı? Tabii. Bunun mahiyeti nedir? Hangi şekilde gelişmektedir? Biraz bu anlattığımız konularla da ilgili olduğunu tahmin ediyorum. Tabii. Bir açık görüşme şeklinde mi olur yoksa kapalı mı olur? Biraz buna dair de bilgi verir misiniz lütfen? Şimdi şu anda bize Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'dan gelen iki değerli bakanın, İçişleri ve Milli Savunma Bakanı'nın meclisi bilgilendirmesi konusundaki talep var. Bu talebi yerine getireceğiz ve salı günü meclis 8 Ekim'de oturumuna başladığında bu konuyu gündeme alacak. Gündeme alınınca çok büyük ihtimalle partiler bu konunun kapalı bir oturum halinde yapılmasını arzu edecekler. Bu konuda verilecek olan herhangi bir grup önerisi de parlamentoda oylanarak kabul edilir ve öyle görüyorum ki 8 Ekim'deki toplantı kapalı bir toplantı olarak olur. Ben zamanlaması ve niteliği itibariyle de son derece önemli görüyorum bu toplantıyı. Muhtemelen çok önemli bilgiler açıklanacaktır. En son istihbarat ve Türkiye'nin, değil mi? Yani tabii, hangi pozisyonda olduğunun analiz edileceği bir tablo ortaya çıkacaktır. İki bakan tarafından yapılacak dediniz, değil mi? Hem İçişleri Bakanı hem Milli Savunma Bakanı tarafından. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması da dikkat çekiciydi. İktidar ve muhalefetiyle hasımlarımıza korku verecek bir şekilde çalışılması elzemdir diye. Yani aslında parlamentodaki son, yani yeni dönem açılışındaki görüntülere de baktığımızda siyasi partilerin genel başkanlığını ve liderlerinin de bu yönde bir tutum almaya başladıklarını gördüm. Bilmiyorum, doğru bir okuma oldu mu o? Doğru. Daha olumlu, doğru, ve daha yapıcı. Doğru. Ve hakikaten bu olup bitenlere karşı daha hazırlıklı olunması. Çünkü aralarında çok ciddi görüş ayrılıkları olan siyasetçiler nihayetinde bakıldığı zaman. Tabii. Ama asgari müştereklerde de Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği söz konusu olduğu zaman, tabii, hep birlikte hareket etme iradesi var gibi okudum ben. İnşallah bunu kuvvetlendireceğiz. İyimser bir bakış mıdır acaba? Doğru, yani? Doğru. Yok, iyimser değil. Doğrusu budur zaten. Yani biz yıllardır söylüyoruz. Siyasetçiler birbirlerinin düşmanı değil, rakipleridir. Yani demokrasinin gücü de burada. Siyasi partiler A'dan Z'ye kadar birbirine çok farklı fikirleri ortaya koyabilirler. Milletin beklentileri konusunda farklı programlar, farklı teklifler içerisinde olabilirler. Zaten demokrasinin nezaheti de burada, gücü de burada. Kalkarlar, çıkarlar, rekabet ederler. Millet bunların birisinin ya da birkaçının fikrini beğenir ve onlara der ki siz buyurun iktidar olun, beni siz yönetin. Şimdi bu anlamda doğrusu bu normalleşme diyoruz ama esasında hakikaten esas böyle olması gerekir. Çok farklı fikirleri siyasi olarak çok basa bas tartışabiliriz, kavga edebiliriz, bu anlamda münakaşa edebiliriz, münazara edebiliriz ama karşı tarafı yok edecek, karşı tarafı aşağılayacak ya da fiili, fiziki müdahale şeklinde varacak bir takım müdahalelerle de siyaset yapamayız. Bu değildir. Demokrasi bu değildir. Demokrasi böylesine nezih bir tartışma ortamını ortaya koymak. Zaten bu kadar farklı parti var.
Şu anda 14 siyasi parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. İlk defa belki de bu boyutta oldu. Halkın oyunun %98'i temsil ediliyor. Bu ilk sefer böyle oldu. İlk sefer böyle oldu. 6 grup var. Sürekli her konu hakkında eşit olarak söz hakkına sahipler. Dolayısıyla bu büyük demokratik ortamdan da Türkiye'nin istifade etmesi lazım. Doğrusu budur. Yani kavga gürültü, birbirine hakaret etmek, aşağılamak anormal olan odur. Bu anormal durumdan Türkiye'nin kurtulması. Kaldı ki bir de şu var. Dün bölgesel ve küresel tehditlerden bahsederken çok uzakta olduğunu zannettiğimiz konulardan bahsediyorduk. Ama şimdi Cumhurbaşkanımızın konuşmasında millete böyle ciddi bir şekilde dikkatini çekmek için söylediği Hatay'ın Samandağ'ından kalktığınız zaman işte karşı tarafta 60-70 kilometre ötede 2-2,5 saatlik mesafede Lübnan dediğiniz yer orası. Kapımıza geldi. Yangın artık kapımıza geldi. Ben daha metaforik olarak şöyle anlatayım. Etrafımızı ateş çemberi sardı diyorduk. Hayır, İsrail Orta Doğu'da bir ateş çukuru açtı ve bütün ülkeleri, bütün halkları oraya atmaya çalışıyor. Buna karşı uyanık olmak ve bu büyük zalim gücü durdurmamız lazım. Aksi takdirde bu bütün... Nasıl durdurulabilir? Ne yapılabilir? Bir kere her şeyden evvel bölge halklarının birliğinin beraberliğinin temin edilmesi. Bölgedeki ülkelerin siyasi farklılıklarına rağmen ortak noktada çözümler bulmalarını sağlamamız lazım. Ve özellikle siyasi mi diyorsunuz yoksa askeri anlamda bir şey mi söylüyorsunuz? Öncelikle bunun siyaseten durdurulması. Öncelikle dünyanın birçok yerinde en önemli güçlerimizden birisinin gerçekten özellikle Batı ülkelerinde sokaklara çıkıp kendi hükümetlerine rağmen, kendi hükümetlerinin baskılarına rağmen Filistin halkının yanında durmaya başaran büyük insanlık cephesini kuvvetlendirmek, güçlendirmektir. Böyle olunca çok kısa bir süre içerisinde İsrail yalnızlaşma sürecine zaten girdi. Bu süreçte İsrail izole edilecektir. Bakın bu bazı şeyler yaşıyoruz, hızla bunları tüketiyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in mahkemeye verilmesi, yargılanmaya başlanması ve orada bir sonucun alınması aslında İsrail'in o sırlarını dökmüş olan bir gelişmedir. Yani dokunulamayan İsrail'e dokunulmuştur. Ve askeri olarak da bölgedeki özellikle son gelişmeler İsrail'in dokunulmaz bir ülke olmadığını ortaya koymuştur. Siyaseten, uluslararası hukuk bakımından ve askeri bakımdan İsrail dokunulmaz bir ülke olmadığını bu süreçte aslında kendisi ispat etmiştir. Yani deyin ki birkaç bin militan 7 Ekim'den bu yana İsrail'e kök söktürmektedir. 3 günde girip yerle bir edeceklerini zannettikleri Hamas'ı mı bahsediyorsunuz? Gazze ve Hamas. Gazze'ye girememişlerdir. Rehineleri kurtarmak için herhangi bir başarılı operasyon yapamamışlardır. Böyle baktığınız zaman bir büyü, bir mit vardı. Dokunulamaz. Hiç kimse İsrail, çünkü arkasında büyük güçler var. Dokunulamaz. Uluslararası sistem de İsrail'i koruyor. Hayır, öyle değil. İşte Güney Afrika Cumhuriyeti kalktı, müracaat etti, bir kapıyı açtı ve oradan insanlık cephesinin onurlu mensupları Uluslararası Adalet Divanı'nda sonuçta müdahil oldu. Tabii ki. Davayı. Değerli izleyiciler, eğer televizyonlarınızı yeni açtıysanız Sayın Numan Kurtulmuş'la canlı yayınımıza devam ediyoruz ve çok önemli bir bilgiyi de kendisi burada paylaştı. 8 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhtemelen bir gizli kapalı oturumla bu konular ele alınacak ve burada iki bakan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir bilgilendirme gerçekleştirecekler genel kurula hitaben ve burada tabii ki bütün siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri de burada bulunacaklar. İki, özellikle bakanın bu açıklamaları yapacağını, bilgilendirmeleri yapacağını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi efendim, bir izleyicilerimizi hatırlatmak bakımından son dönemde Hamas'ın çok önemli ismi Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi ve sonra Hizbullah'ın liderinin Lübnan'da yine öldürülmesi sonrasında Hasan Nasrallah'ın İran bir misilleme saldırısı gerçekleştirdi ve bazı füzeler fırlatıldı İsrail'e. Şimdi bunun üzerine İsrail'in de bir karşı misillemede bulunacağı ama bu misillemenin ölçeğinin ne olacağı konusunda değerlendirmeler var. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin buna yeşil ışık yaktığı ama bu operasyonun ölçülü olmasını istediğine dair değerlendirmeler var. Tabii ölçü burada nedir, bunu tam olarak kestirmek mümkün değil. Bazı analistlere göre petrokimya tesisleri, bazılarına göre ise nükleer silah veya nükleer enerji çalışmalarının yapıldığı yerler.
vurulabilir veya bambaşka bir şey de olabilir. Ve bu saldırının da bugün, yarın, bu birkaç gün içinde ve belki en geç 7 Ekim'e kadar olabileceğine dair şeyler var. Bu durum acaba bölgemizde nasıl bir tablo ortaya çıkarır? Burada nelere dikkat etmek lazım? Başka ülkelerin de buna müdahil olabileceği ve bunun daha da yayılabileceği gibi bir kaygı var. Siz de bu kaygıyı paylaşıyor musunuz? Ne olabilir bundan sonra? Yani bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tavrının bütün insanlık tarafından görülmesi lazım. Ne demek ölçülü saldırı? Bir saldırının ölçüsünü aşması için kaç 50 bin insan daha katledilmesi lazım? Dolayısıyla burada bir akıl tutulması vardır. Evet, Netanyahu ve çetesinin aklı tutulmuştur ama onun ekmeğine yağ süren Amerikan yönetiminin de aklı tutulmuş görünüyor. Yani zaten her türlü insani çizgileri aşmış. Her türlü uluslararası hukuk çizgilerini aşmış. Kural bazlı küresel sistemi yerle bir etmiş. Yani şimdi siz de girişte söylediniz. Orada öldürülen Gazze'lilerin istatistiklerinin bile sağlıklı tutulamadığı, kaç kişinin öldüğü konusunda bile ihtilafın olduğu gayri insani, muazzam gayri insani bir durum ortaya çıkmış. Hala hangi ölçülü saldırıdan bahsediyoruz? Yani geriye bir tek zaten İsrail'in nükleer bomba kullanmadığı kaldı. Ya oralara kadar gidebilir. Oraya yani gitmeyeceğini ümit ediyoruz ama yani bir aklı tutulmuş olan bir devlet yönetimine sen ölçülü ol demenin ne manaya geldiğini önce Amerikalıların açıklaması lazım. Şimdi adam bu son saldırılarıyla birlikte aslında sadece bir kişiyi öldürmüyor. İsmail Haniye suikasti de, Nasrallah suikasti de, diğer Suriye'de yaptıkları suikastlerle. İsrail şunu söylüyor, diyor ki biz sizi dünyanın neresinde olursanız olun buluruz ve öldürürüz. Bu kişilere karşı yapılan bir saldırının olmasından önce, bakın önce Filistin devletinin egemenlik haklarını ihlal ediyor. İran'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Lübnan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Suriye'nin egemenlik haklarını ihlal ediyor. Allah aşkına hangi ölçü kalmış da hangi ölçülü saldırıdan bahsediyorlar? Dolayısıyla bu anlaşılmaz bir şeydir. Her ölçülü saldırı lafı aslında İsrail'e yoluna devam et demektir. Bunu kabul etmek, ben hakikaten bölgeyi de tanıyan, bilen, dünya siyasetinde çok yakından takip etmeye çalışan birisi olarak bunu anlayamıyorum. Bu gerçekten kabul edilebilir bir tavır değil. Amerika Birleşik Devletleri bu sürecin neresinde? Şimdi bir taraftan da 4 Kasım'da çok kısa bir süre sonra seçimler var. Şimdi Joe Biden yönetiminin bir takım uyarılar yaptığı, tırnak içinde söylüyorum ama bunun Netanyahu tarafından çok da dinlenmediği gibi de bir şey, böyle bir görüş de var. Amerikan başkan, ABD başkanlık seçiminin sonucu ne olursa olsun bu süreci bir yönüyle etkileyebilir mi? Çünkü çok belirleyici bir ülke olarak görünüyor. Diğer ülkeler bu konuda daha çekinik ve daha geride kalan bir tutum içindeler. Avrupa Birliği'nin tutumu belli. Bir zımni destek var çok büyük oranda İsrail'in politikalarına. ABD'nin politikası ne yönde etkilenebilir, değişebilir acaba? Bir beklentiniz var mı? Şimdi şöyle, bir kere bu kadar İsrail'in pervasız saldırganlığı sürdürmesinin nedenlerinden birisi de Amerika'nın da seçim öncesindeki siyasi belirsizlik. Bundan istifade mi ediyor? Hiç şüphesiz istifade ediyor. Ama bu seçimde şu seçilirse böyle bir sonuç olur, öteki seçilirse bu olur gibi bir ayrım yapmayı gerektirmiyor. Tabii ki farklılıkları var. Yani İsrail politikaları, demokratlarla cumhuriyetçiler arasında farklılıklar var. Ama temel itibariyle Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i, çok net söylemek istiyorum, kendi vekil devleti olarak kabul ediyor ve İsrail'in bölgedeki varlığının uzun dönemli Amerikan çıkarlarına katkı sağlayacağını düşünüyor. Ama burada Amerikan kamuoyunda farklı fikirler ortaya çıkmaya başladı. İşte demokrasinin gücü de burada. Gerçekten büyük protestolar ortaya çıktı. Özellikle hatırlayın üniversitelerdeki İsrail karşıtı, bu katliamlara karşı duran tavırlar, isteseler de istemeseler de Amerikan siyasetinde bazı çevrelerin daha etkili bir şekilde bu İsrail'e destek verilmesi konusundaki itirazlarının ortaya çıktı. Hatta hepimiz Netanyahu'nun geldiği zaman Amerika'nın Birleşik Senato ve Temsilciler Meclisi'nin birleşik oturumunda herkes tarafından alkışlandığı 70 küsur kere defalarca sözü keserek alkışlandı. Konuşuyor ama oraya gelmeyen, katılmayan, protesto için gelmeyip katılmayan çok sayıda demokrat milletvekilinin olduğunu, temsilcinin olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde gelip ayağa kalkmayan ve orada sayıları az olsa da protesto eden insanların olduğunu biliyoruz. Şimdi her şeyde yönetimlerin planlandığı gibi gitmiyor. Bunun en büyük göstergesi Amerika'da ve Batı dünyasında çok güçlü bir şekilde Filistin davasında verilen desteğin artmasıdır. Bütün bunlar hiç şüphesiz
Ama hükümetlerin politikalarını etkileyecek boyuta ulaşıyor mu acaba? Henüz değil. Henüz değil ama bu bir süreç. Yani bana birisi 10 sene evvel deseydi ki ya bir gün gelecek ve İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak deseydi herhalde hepimiz hadi canım oradan derdik. Oldu. Bazı ülkelerin yani dokunulamayan tanımaları yönündeki adımlar. İrlanda, İspanya, Slovenya ve bazı başka ülkeler de buna şey yaptılar. Bunlar artarak devam edecektir. Artarak evet. Devam edecektir. Bir de tabii tanıyan ülkelerin içerisinde tanımış olmakla birlikte henüz Filistin'de temsilcilik açmayan ülkeler var. Ben önümüzdeki dönemde Filistin'de temsilcilik açan ülkelerin sayısında artacağını düşünüyorum. Efendim, Lübnan'dan bir büyük göç dalgası bekleniyor mu? Çünkü yani Lübnan zaten ekonomik olarak çok feci durumdaydı bildiğimiz dayanlardan ötürü. Şimdi bu saldırılar neticesinde çok sayıda insan ölüyor. Bir bölüm insan Suriye'ye kaçmaya çalışıyor. Türkiye'de yakınlığı düşünülecek olursa ya böyle bir durum, böyle bir hazırlığı var mı acaba Türkiye'nin? Yani olası göç dalgasına hazır mı Türkiye? Şimdi muhtemelen işte onun için bir an evvel en azından Lübnan'da istikrarının sağlanması, zaten yönetilemez bir ülke haline gelmiş olan, getirilmiş olan Lübnan'da en azından bu fiziki saldırıların sona erdirilmesi ve insanların can endişesinin ortadan kaldırılması lazım. Bu göçmen, yeni bir göçmen dalgasının ortaya çıkmaması için de zaruridir. Şimdi insana ağır gelen, acı gelen, Suriye'de iç savaş başladığında yüz binlerce insan Suriye'den Lübnan'a kaçmıştı. İsrail'in ilk saldırıları başladı, Lübnan'a saldırıları başladığı gün üzülerek haberlerde şunu gördük ki bu sefer gariban Lübnan halkı, dediğiniz gibi o yoksulluk içerisinde olan, çaresizlik içerisinde olan Lübnan halkının bir kısmı da yollara düştü. Bu sefer Suriye'ye doğru kaçmaya başladılar. Şimdi bunu ki Suriye bir iç savaş yaşayan ve hala onun travmalarını devam ettiren. Devam eden bir ülke olmasına rağmen. Çünkü can korkusu her şeyden önce geliyor. Evet. İnsanlar evlatlarını, çocuklarını kurtarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla evet, bölgede eğer İsrail'in bu saldırganlığı devam eder, Lübnan'ı bombalamayı sürdürürse oradan bazı yeni göç dalgalarının gelmesi mümkündür, muhtemeldir. Buna karşı da işte Suriye'nin, Ürdün'ün, Türkiye'nin, bölge ülkelerinin gerçekten uyanık olması lazım. Türkiye olarak biz de bu konuda her türlü tedbiri alarak başta tabii bu göç dalgasının başlamadan orada sükunetin sağlanmasını temin etmek için mücadele etmemiz lazım. Efendim, bir taraftan da tabii Suriye ile Türkiye arasında bir dizi görüşme halen devam etmekte ama en üst düzeyde Esad ve Sayın Erdoğan arasında bir görüşmenin olması için bir gayret var. Türkiye'nin açtığı bir açık kapı var. Bir beklenti var. Siz Suriye konusunu önceki dönemlerdeki görevinizden de yakından takip ediyor. Ettiğiniz için sormak istiyorum. Ne beklenebilir? Bizim Türkiye'yi ilgilendiren çok boyutu var çünkü. Suriye bizim komşumuz. En uzun kara sınırımız var. Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı muhtelif şekillerde değerlendiriliyor ama milyonlarca olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'ye göç eden bu kişilerin geri dönüşü konusunda bir yoğun bir beklenti de var Türkiye kamuoyunda. Acaba yakın dönemde böyle bir beklenti gerçekleşebilir mi? Bu görüşmeler neticesinde bunun yolu açılabilir mi acaba? Gerçekleşmelidir. Önce onu söyleyeyim. 13 yıldır devam eden, maalesef önce sokak olayları arkasından da iç savaş şeklinde dönmüş olan bir büyük kargaşa ortaya çıktı. Bu sadece Suriye'yi istikrarsız hale getirmedi. Bütün bölge ülkelerine şu ya da bu oranda istikrarsızlığı ihraç etti. Milyonlarca Suriyeli evinden oldu. Aşağı yukarı 11 milyon insan yer değişti. Yer değişti. Suriye içinde. Suriye içinde ve dışında. Yani işte bunun 3 milyona yakını Türkiye'ye geldi. 2-3 milyona yakını Lübnan'a gitti. Irak'a gidenler var vesaire. Şehirler, ocağınım tarihi şehirler yerle bir oldu. Herhalde 1 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Şimdi bu ağır faturanın kime ne faydası var? Başından itibaren bizim söylediğimiz bu ağır fatura maalesef sadece İsrail'e kazandırdı. Dolayısıyla bir an evvel Türkiye ve Suriye arasındaki bu ilişkilerin normalleştirilmesinin hem Türkiye'nin hem Suriye'nin hayrına olduğuna inanıyorum. Önce tabii Suriye'nin içinde bir normalleşmenin, eş zamanlı olarak da Türkiye ile sorunların ortadan kaldırılması lazım. Çok zor bir alan olduğunu biliyorum ama süratle, yani bugünden tezi yok, yarına bırakmadan bu sürecin hızlandırılması, aramızda var olan sorunların süratle ortadan kaldırılmaya çalışılması, bunun da ötesinde Türkiye ve Suriye'nin iki halkları itibariyle iki
dost ve kardeş ülke olarak aralarındaki sorunları bir an evvel tedavi ederek, ortadan kaldırarak daha yakın bir işbirliği içerisine girmeleri lazım. Efendim, Astana süreci gibi farklı başlıklarda bir bölge ülkelerinin bir araya geldiği inisiyatifler oldu. Bütün bu gelişmeler ışığında Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın ve bölgedeki Türkiye ile beraber diğer ülkelerin içine gireceği bir güvenlik zirvesi, bir işbirliği arayışı, bir dizi en üst seviyede veya parlamentolar arası düzeyde bir süreç başlatılabilir mi? Biz Türkiye olarak zaten bu süre içerisinde yaptığımız bütün uluslararası ikili ya da çok taraflı görüşmelerde temel konularımızdan birisi budur. Yani hem Gazze'deki insani mesele, Gazze diplomasisi, ama onun da ötesinde özellikle bölge ülkeleri olarak yakın işbirliği içerisinde siyasi farklılıklarımızı geride bırakarak önümüzdeki sorunları çözmek için işbirliği yapmamızı her türlü uluslararası platformda ikili ya da çok taraflı toplantılarda dile getirmeye gayret ediyoruz. Ve hani derler ya, bir musibet bin nasihattan evladır. Ne söylersek söyleyelim, bizim izah edemeyeceğimiz birçok şey bugün maalesef İsrail'in saldırganlığı dolayısıyla ayan beyan ortaya çıkmıştır. Örnek olsun diye söylüyorum. Suudi Arabistan'la İran, bölgedeki iki farklı kutbu temsil eden iki büyük ve önemli İslam ülkesi. Önemli bir mezhep ayrılığı da var. Mezhep meselesi, siyasi farklılıklar vesaire falan. Ama bu farklılıkların üzerinden bölgede iki ülke arasında gerilim yaşanmasının, Allah aşkına kim Suudi Arabistan'a şu faydası oldu, İran'a şu faydası oldu diye bana iki şey söyleyebilir. Fakat ben size şunu hatırlatmak isterim. Dediğinizi çok iyi anlıyorum ama şimdi İsrail mesela Yemen'e saldırıda bulunuyor. Yani kaç bin kilometrelik bir mesafe. Şimdi belki İran'a bir yönelik saldırıda bulunacak. Burada bu bölge ülkelerinin hava sahasının kullanılması söz konusu ve zımni olarak bu bölgedeki, Körfez'deki bazı emirliklerin ve ülkelerin, Suudi Arabistan'dan da bahsediliyor, İran'ın kısmen veya bütünüyle cezalandırılmasına seyirci kaldığı, hatta destek olacağı ve bunun da Filistin davasına da çok zarar verecek bir noktaya geldiği, bugün Filistinlilerin kurtarılmasını engelleyecek bir tutum aldıkları da değerlendiriliyor. Yani o ülkeler İslam İşbirliği Teşkilatı içinde veya başka bir takım yapılar içinde daha etkili olsalardı İsrail bu kadar sert saldırılar gerçekleştiremezdi, bu kadar insan ölmezdi gibi bir şey de var. Bir eleştiri var bu ülkelere. Türkiye'de bu coğrafyanın çok önemli bir ülkesi olarak burada bir... Doğru, zaman zaman biz de bu eleştiriyi yapıyoruz. Yani nerede Batı ülkeleri diyoruz ama... En az onun kadar da nerede bu İslam ülkeleri diyoruz. Hiçbir etkileri olmadı bugüne kadar. Tabii, süreçleri durdurmak açısından. Burada eğer birileri şöyle zannediyorsa, hani bizim meşhur affedersiniz sarı öküz hikayesi var ya. Ya benim derdim aslında sen değil, ötekini ben yok edeceğim. Hep bu stratejiyle İsrail bugüne kadar geldi. Ve bu bölgede halkların bir kısmına düşman değilmiş, bir kısmına dostmuş gibi davranması aslında bir takım böyle düşmanlıklar ortaya çıkararak ilerledi. İşte Filistin'i, Gazze'yi bir düşman olarak kendisine gördü. İşte başka ülkeleri düşman olarak ilerledi. Şunu görmek lazım. Esasında şu andaki Siyonist yönetim, özellikle Netanyahu ve çetesi, bölge ülkelerinin dinleri, mezhepleri, meşrepleri, ırkları konusunda en ufak bir aslında iç dünyalarında farklılık gözetmiyorlar. Yani Arap'ı hiç sevmiyorlar da Acem'i çok seviyorlar ya da Acem'i çok seviyorlar da Türkleri hiç sevmiyorlar değil. Bu bölge halklarının tamamına karşı, daha doğrusu onların kendi kontrollerinde olmasını sağlayacak bir zihin dünyasıyla, bir ideolojiyle hareket ediyorlar. Bunu görmek lazım. Buna karşı da bizim işbirliğini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak, yani akıllı bir şekilde bütün ülkelerin menfaatlerine olabilecek çabayı ortaya koymamız lazım. Efendim, siz Rusya Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Çok önemli ve tarihi nitelikteydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak da bazı ilkler de vardı benim bildiğim kadarıyla. Ondan da lütfen bahsedelim. Çünkü Rusya önemli bir aktör. Suriye'de belli bir varlığı var, üsleri var. Hatta İsrail bir iki gün önce Rusya'nın da kullandığı bir üs yakında bir saldırı düzenledi. Rusya bu sürece nasıl bakıyor? Bütün bu akan kanın durdurulması noktasında bir denge kurabilir mi? Sorumun bir bölümü bu. Bir bölümü de siz Sayın Putin'le de bir araya geldiniz. Orada mecliste de bir konuşma gerçekleştirdiniz. Türkiye'ye olan ilgi nasıldı? Size hangi mesajlar verildi? Özellikle bizimle lütfen paylaşır mısınız? Çok merak edilen bir seyahatti. Hatta ben de katılacaktım fakat maalesef o seyahatte bulunamadım. Çok da merak ediyorum doğrusu burada. Yani açıkçası şunu söyleyeyim. Yani bizim
planladığımızın çok üstünde olumlu bir seyahat oldu. Çok taraflı, aşağı yukarı bütün oradaki siyasi merkezlere dokunabilecek kapsamlı bir program yaptık. Örneğin işte hem üst meclise, yani senato diyeceğimiz meclise, hem de Duma'ya, temsilciler meclisindeki iki farklı kanadında da olmuş. Kanadında görüşmeler yaptık. Senato'da ilk sefer bir Türk siyasetçi senatoda orada konuşuyormuş. Ve orada çok bizim için önemli, çok kısa da olsa 12 dakika içerisinde Türkiye'nin bölgesel meselelere bakış açısını ortaya koyma imkanımız oldu. Sonunda da senatörler hepsi ayağa kalkarak ayakta alkışladılar. Bu Türkiye'nin gücünü gösteren bir şeydi. Ayrıca Dış Politika Akademisi'nde orada Türkiye uzmanı ya da bölgede uzmanlaşacak 100'ün üzerinde akademisyen ve genç dışişleri mensubuyla bir araya geldik. Orada Türkiye'nin pozisyonlarını anlatma imkanımız oldu. İşte Merkez Camii ziyaret ederek oradaki Müslüman topluma dokunma imkanı, Moskova'daki imkanımız oldu. Önemli bir Müslüman topluk yaşıyor bu arada. Hem yani, Moskova'da hem Rusya Federasyonu'nda. Yani yaklaşık 25-30 milyona yakın bir Müslüman kitle var Rusya Federasyonu'nun içerisinde. Bu da aslında Türkiye ile Rusya arasındaki köprüleri kuvvetlendirebilmek için önemli bir araç bizim için, ikili ilişkiler bakımından. İşte bizim oradaki Türk iş adamlarıyla bir araya geldik. Yunus Emre Enstitüsü'ndeki Türkçe, özellikle basın mensupları için Türkçe yapılan kursun açılışında bulunduk. Velhasıl çok taraflı toplantılar yapıldı. En sonunda da Sayın Putin tarafından kabul edildik. Sayın Putin alışılmışın dışında, benim eşdeğer olmamamıza rağmen kendisini karşısına oturtturarak Türkiye'ye verdiği önemi göstermiş oldu. Yanına da bizim ev sahibimiz olan Senato Başkanı hanımefendiyi alarak bir takım böyle protokol jestleri de bir anlamda yapılmış oldu. Anladım çok kadarıyla. Açık. Yani evet. Hatta ben odaya girdiğimde o masa Sayın Putin'in Macron'u en ucuna oturtturduğu uzun masaydı. O meşhur masa mı? Meşhur masa. O bayağı bir karikatür konusu olmuştu bir pandemi döneminde öyleydi. Macron'un gittiği dönem. Beni tam karşısına alarak masanın en dar yerine oturarak. O masa mesela, bayağı böyle uzun bir masa. 15-20 metre falan. O kadar değilse de oldukça uzun bir masa, büyük bir masa. Fevkalade hem verdikleri önemi ortaya koymak bakımından, hem yaptığımız ikili görüşmelerde, başta Sayın Putin olmak üzere, Türkiye ve Rusya olarak bazı meselelerde, özellikle işte bu Orta Doğu'daki meseleler başta olmak üzere, müşterek bazı yaklaşımlarımızın olduğunu görmek, Türkiye'ye duydukları saygıyı ve güveni, özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki bu gerilim dolayısıyla Türkiye'nin oynadığı arabuluculuk rolü, Sayın Cumhurbaşkanımızın her iki tarafı Dolmabahçe'de barış masasında barışa ikna eden tavırları, bunlar biliniyor. Bunlar takdir ediliyor. Sayın Putin, bunları Sayın Putin takdir ediyor. Bahsetti mi biraz tabii, bunlardan? Tabii. Evet. Bunları gündeme getirdi. Ben de zaten Senato'daki konuşmamda da ikili görüşmelerde de aslında barış masasının Ukrayna ile Rusya arasında savaşın devam etmesini isteyen bazı ülkeler tarafından engellendiğini ifade ettim. Yani biz de özellikle tabii Rusya'ya yapılan tek taraflı yaptırımların aslında halka zarar verdiğini, siyasete, hükümetlere zarar vermekten öte halka zarar verdiğini ifade ettim. Türkiye'de katılmıyor bu yaptırımlara zaten. Hava sahası açık, iki ülke arasında uçak seferleri devam ediyor. Zaten kabul edilebilir bir şey değil. Ben şunu söyleyeyim, biz çok güzel bir parlamento heyetiyle beraber Ankara'dan kalktık. Normalde gittiğimiz zaman Ankara Moskova 2,5 saat. Ta Avrupa hava sahası kapalı olduğu için, yani biz resmi bir görüşmeye gidiyor olmamıza rağmen. Evet. Ta bütün Karadeniz'i dolaştık. Gürcistan üzerinden Rusya topraklarına Kafkaslar üzerinden gitmiş. Bu da yaklaşık 1,5 saat vaktin uzamasına neden oldu. Yani bu uygulanan ambargodan biz de bir şekilde vakit kaybı olarak etkilenmiş olduk. Efendim, Türkiye ile ilgili konuları birkaç şey daha soracağım size Rusya-Türkiye ilişkileri anlamında ama Suriye'nin bu bölgedeki duruma bakışı nasıl? Şimdi az önce söylediğim gibi Suriye tarafından da kullanılan Himeym Üssü'nün yakınına bir saldırı düzenledi ve bu saldırının gerekçesi de efendim İran'dan gelen bir kargo uçağının oraya bir mühimmat getirdiğiydi. İddia bu yöndeydi. Şimdi Rusya'ya çok yakın bir üssün vurulması, Rusya'nın Suriye'deki varlığı ve önemli bir küresel güç olması sebebiyle acaba Rusya bu konuya nasıl bakıyor? Sizin izlenimleriniz ne oldu o seyahatte? Yani acaba İsrail'e karşı bir denge tutturulması için bir politik adım atabilir mi Rusya burada? Yani
özellikle Filistin, Gazze'de yaşananlar konusunda Rus tarafında bize çok yakın fikirler içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama burada Rusya'nın daha etkin bir şekilde sürece dahil olmasının bölgede bir denge oluşturacağına inanıyorum. Suriye ile Türkiye'nin normalleşme sürecine de katkı vereceklerini açık bir şekilde görüyorum. Bütün bu görüşmelerin sonucunda. Zaten dediğiniz gibi Astana sürecinde Türkiye, Rusya, İran üçlü bir mekanizmayla, evet biraz çalıştı ama çokça çalışmayan bir mekanizmayla bugüne kadar geldi. Eğer burada bir normalleşme sürecini süratle başlatabilirsek burada Rusya'nın olumlu yapıcı katkıları olacağı kanaatindeyim. Efendim, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiyi farklı şekillerde tanımlamak mümkün. Bir kere bir komşuluk ilişkimiz var Karadeniz'den ve sınırlarımız yakın birbirine. Ama herhalde bir stratejik boyutu olan bir ilişki demekte de bir yanlış olmaz diye değerlendiriyorum. En üst düzeyde Sayın Putin ve Sayın Erdoğan arasında çok sayıda, yani rekor sayıda görüşme oldu. Evet. İkili ve çok taraflı olmak üzere. Şimdi BRICS zirvesi olacak Kazan'da, Tataristan'ın başkentinde, Özerk Cumhuriyet'te. Acaba Türkiye ile Rusya arasında da bazı konular var, önemli konular. Enerji işbirliği, ticaretin geliştirilmesi, Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri. Ama mesela bir de S-400 konusu var. Bu konularda acaba sizin bir izleniminiz oldu mu, bir görüşünüz? Türkiye bir S-400 konusunu değerlendirirken bir denge kurmaya ve Amerika ile de savunma sanayi projelerini devam ettirmeye çalışıyor. O konuda sizin bir şeyiniz, bir yorumunuz var mı? Özel acaba olarak bir adım atılabilir mi bu konuda? S-400 ile ilgili bir görüşmelerin içerisinde özel bir başlık açılıp bunu konuşmadık ama özellikle şunu oradaki bütün platformlarda dile getirmeye gayret ettim. Sayın Putin'le olan görüşmede de ifade ettik. Şimdi dünya yeni bir döneme girdi. Ben bunu 2022'de Amerika'nın Afganistan'dan apar topar çekilmesini ne bir başlangıç olarak alınması gerektiğini görüyorum. Soğuk Savaş'ın bittiği 90'lardan 2022'ye kadar olan süreç dünyada tek kutuplu, Amerika'nın yönettiği, domine ettiği iddia edilen bir sistem oldu. Artık bundan sonra başka bir döneme giriyoruz. Bu dönemin en belirgin özelliği çok kutupluluk olacaktır. Yani artık sadece bir ülkenin, bir bölgenin, bir çıkar grubunun, bir devletler topluluğunun dünyayı yönetmesi tek başına mümkün değildir. Amerika'nın hakimiyetinin sona ermekte olduğu görüşünde misiniz? Hiç şüphesiz. Öyle hiç mi? Şüphesiz. Ya de, sadece bir hakimiyet olarak görmeyin. Dünya sistemi anlamında da artık yeni güç merkezleri, yeni güç dengeleri, yeni güç denklemleri ortaya çıkacak ve bu dünyanın her tarafını etkileyecek bir gelişmedir. Şimdi Türkiye bu süreçte en önemli avantaja sahip olan ülkelerden birisi. Sadece coğrafi konum itibariyle söylemiyorum. Türkiye yapısıyla ve ilişki kurabilme becerisiyle çok taraflı, çok vektörel ve aktif dış politikasıyla, ilkeli dış politikasıyla dünyanın her yeriyle irtibat kurabilen bir ülke. Yani özellikle de mesela bu son şey bu anlamda bunu göstermesi bakımından önemli oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşurken siz de Moskova'daydınız. Biz de Moskova'da konuştuk. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın söylediği, çok güzel özetlediği bir şey var. Bizim Türkiye'nin yönünün batıya dönük olması sırtının doğuya dönük olduğu anlamına gelmez. Biz İslam ülkeleriyle, Türk dünyasıyla, Doğu ülkeleriyle, Asya ülkeleriyle çok yakın ilişkileri, karşılıklı menfaat, kazan kazan prensibi çerçevesinde ortaya koyabiliriz. Ve yeni bir küresel mimarinin gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı ortaya koyabiliriz. Bu konu çokça gündeme getiriliyor. Öteden beri, daha önceki Tabii. dönemde de eksen kayması deniyordu Tabii. ya Türkiye'nin yönelimi hakkında. NATO'daki bazı ülkeler ve üyeler, efendim işte Türkiye'nin Rusya'yla iyi ilişkileri olmaya başladı, fazla o tarafa kaydı gibi değerlendirmeler yapıyorlardı. Ben şimdi New York'ta Sayın Cumhurbaşkanı'nın temaslarını takip ederken bu BRICS'e katılma noktasında bir irade koydu ya Türkiye. Efendim işte BRICS'te ne işiniz var? Oraya doğru kayarsanız başka anlamlara gelir. Bu batıya sırtınızı döndüğünüz gibi yorumlanır ki zaten işte Rusya'dan S-400'ü aldınız gibi şeyler söyleyenler oldu. Ben de kendi analizimi yaptım doğrusu onlara ama sizin analiziniz önemli. Gerçekten Türkiye burada Batı ile ilişkilerde, NATO ile, ABD ile ve AB ile, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yaşadığı bir hayal kırıklığı nedeniyle böyle bir yönelimde bir arayış içine mi girmiştir? Şimdi şöyle. Böyle düşünenler de az değil çünkü. Yani şeyin gerekçesi ne olursa olsun o ayrı bir konu, onu ayrı bir tartışırız. Ama önce şu eksen kayması tabirinin ne kadar böyle emperyalist gerekçeleri kabullenmiş bir zihniyet olduğunu deşifre etmemiz lazım. Yani bir eksen var. A ekseni, Amerikan ekseni, Rus ekseni, Çin ekseni.
Bu eksenler var. Bu eksenin sahibi olan ülkeler var. Bu eksenin peyki olan, uydusu olan ülkeler var. Türkiye'de ta bu yeni değildir. 1950'lerden beri söylenmiş sözdür. Yani Türkiye'nin eksenini kaydırmayın. Ya Türkiye'nin ekseni kayıyor eleştirisinde bulunanların zihin dünyasında belki yalnız kaldıklarında dahi kendilerine itiraf edemeyecekleri şey, bunlar bazı ülkeleri esas, bizi ise uydu ülke olarak kabul eden anlayıştır. Bu bir müstemleke tipi anlayıştır. Yani çifte standart uygulanmasını kastediyorsunuz? Hayır, yani adam Amerika'ya esas alıyor. Amerika'nın uydusundan çıkma diyor. Eksen kayması dediğin o. Ya da Rusya'ya esas alıyor, onun ekseninden çıkma diyor. Anladım. Hayır kardeşim, Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendi milli eksenidir. Türkiye dolayısıyla o tarafa ya da bu tarafa dönmek zorunda olan bir ülke değildir. Türkiye kendi menfaatleri, çıkarları, hedefleri doğrultusunda dünyanın bütün ülkeleriyle, bütün bölgeleriyle, bütün ittifaklarıyla işbirliği içerisinde olur. Nitekim işte birçok krizde de görüyoruz. Ukrayna bunlardan bir tanesi. Eş zamanlı olarak iki tarafla da görüşebilen tek ülke Türkiye. Bu büyük avantajı Türkiye kullanabilir. Tabii ki yani her yerde, her ittifakla olan görüşmelerimiz ya da ilişkilerimiz istediğimiz şekilde devam etmeyebilir. Eğer Batı ekseninden kayıyorsunuz, Amerikan ekseninden kayıyorsunuz diyenlere de şunu söylemek lazım. Türkiye'ye karşı bu süre içerisinde uygulanan çifte standartları şöyle bir saysak, buradan göğe kadar yol olur. İşte örtülü, mesela vize meselesi var efendim. Vize meselesi, yani siz buradayken ben o konuyu bir gündeme getireyim. Gerçekten vatandaşlarımızın yaşadığı vize çilesi çok büyük boyutlara ulaştı. Bütün meslek gruplarından, yani işi gücü olan, ciddiyetle bir takım üretim yapan ve burada kimlikleri belli olan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere her kesimden vatandaşımız vize alma konusunda çok ciddi sorun yaşıyor. Yani bu konuda acaba yeni bir gelişme olabilir mi? Siz temaslarınızı bu konuda gündeme getirdiniz. Olur tabii. Yani özellikle batılı ülkelerle, Avrupa ülkeleriyle yaptığımız görüşmelerde hep bu gündeme geliyor. Sürekli bu taleplerimizi ilgili mevkidaşlarımıza ya da görüştüğümüz kişilere aktarıyoruz. Yani bu mesela örneklerden bir tanesidir. Evet. Yani çok sayıda çifte standartı. Serbest ticaret anlaşmasının yenilenmemesi, gümrük birliği konusu. Kıbrıs meselesi. Hatta vizelerin tamamen kaldırılması lazım. Yani vize uygulan, yani dünyada Guatemala'sından Gürcistan'a kadar bütün ülkelerin neredeyse vatandaşları değil mi? Tabii vize ki tahdidi olmadan Avrupa Birliği'ne seyahat edebiliyorlar. Bu konularla ilgili özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni az önce konuşmuştuk ya, Sayın Numan Kurtulmuş. ABD ile Türkiye'nin yaşadığı sorunlar arasında Temsilciler Meclisi'nin ve Senato'nun da önemli bir rolü var. Yani oraya gidiyor ve takılıyor. Başkan diyor ki mesela, ben Türkiye ile ilişkilerde şu adım atacağım. Mesela silah satışı noktasında Senato'da bir yerde takılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, sizin Sayın Başkan olarak ve diğer heyetlerin bu konuda ABD Kongresi ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi anlamında, tıpkı Rusya'da yaptığınıza benzer bir şekilde bir girişiminiz var mı, olacak mı? Çok sayıda var. Yani bir kere şunu söyleyeyim. İlgili komisyonlardaki arkadaşlarımız, Dış İlişkiler Komisyonu, efendim işte Milli Savunma Komisyonu ve dostluk grubundaki arkadaşlarımız, biz sürekli bu arkadaşlarımızın da kendi kendi eşdeğerleriyle, muadilleriyle temaslarını artırmaları, Amerika'nın hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'daki insanlara meselelerimizi anlatmış. Bir kere şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye parlamenter diplomasi bakımından dünyanın en aktif parlamentolarından birisine sahiptir. Yani bizim parlamentomuz hem ihtisas komisyonları, hem işte uluslararası komisyonlar, hem dostluk grupları üzerinden herhangi bir haftayı alın, şöyle bir çıkarın, çok sayıda arkadaşımız dünyanın dört bir tarafında faaliyet yürütmektedir. Amerika'da bunların hiç şüphesiz başında geliyor. Avrupa ülkeleri bunun başında geliyor. İşte önümüzdeki hafta yine Dünya Parlamento Başkanları'nın toplantısına hep beraber parlamento grubuyla birlikte İsviçre'ye gideceğiz. Yani Türkiye derdini, meramını, görüşlerini, dünyaya bakışlarını, sorunlara yaklaşımlarını her platformda herkesle paylaşmak durumundadır. Bunların bir kısmı ilk görüşmede belki çok sert ve ters fikirler ortaya koysalar bile. ABD çok belirleyici olduğu için özellikle Amerikan yani Kongresi'ni sormak istedim. Çok yoğun bir temasımız var. Evet. Yani orada Amerikan Kongresi'nde arkadaşlarımızın da çok yoğun temasları oldu. Evet. Efendim, siz farklı siyasi partilerden de milletvekillerini, temsilcileri davet ediyorsunuz değil mi? Yani usul tabii olarak öyle bir yaklaşımınız da var değil mi? Öyle oluyor. Bütün dış gezilerde böyle davranıyoruz. Az önce Rusya bahsinde yarım kalan bir şey varsa lütfen tamamlamak istediğiniz, Türkiye-Rusya ilişkilerinde bu gezinizin manşeti nedir mesela? Oradan çıkan en temel sonuç nedir?
önümüzdeki dönemde ne olabilir? Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yakın dönemde sonuçlanabileceğine dair bir izlenim içinde misiniz? Bir onu sormak isterim. Şöyle size. Yani savaşların barış masasında mutlaka sonuç alınabilmesi için savaşların, her savaşın bir limiti vardır. Her ülke için bir limiti vardır. Gidebileceği nihai nokta vardır. O limite gelindi ben, mi sizce? Ben her iki taraf açısından artık bir belli bir noktaya gelindiğini düşünüyorum. Eğer üçüncü ülkeler gölge etmezlerse Rusya-Ukrayna barışının sağlanabileceğini ümit ediyorum. Rusya'dan aldığım, Sayın Putin'den de aldığım izlenim, Dolmabahçe'deki görüşme masasında kalınan nokta esas alınarak devam edilebilecek bir temeldir, zemindir. Tabii bizim Rusya bölgedeki bu gerilimin bitmesi bizim de menfaatimizedir. Bütün bölge ülkelerinin de menfaatinedir. Ve tabii Rusya ile de Türkiye'nin gerçekten çok büyük ticari ilişkileri var, ifade ettiğiniz gibi. Birçok alanda, başta enerji olmak üzere, işte Akkuyu santralı başta olmak üzere birçok alanda, Mavi Akım, Türk Akım, buralarda Türkiye ile Rusya'nın ortaklıkları vardır. Ayrıca Türkiye ile Rusya stratejik müttefiklik seviyesine gelmiş olan iki ülkedir. Bunları NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'nin böyle bir ilişki zenginliği kurdu. Zenginliği. Bu bizim için ilişki zenginliğidir, milletimizin menfaatine. Bir de Türkiye'nin tabii Karadeniz'deki tutumu çok belirleyici oldu. Türkiye orada çok dengeli bir tutum almasaydı, yani bazı ülkeler, çünkü gördüğüm kadarıyla Türkiye'den ilave beklentiler içine girmişlerdi, savaşın da yönünü değiştirebilirdi. Türkiye'de bambaşka bir angajmanın içinde bulabilirdi kendisini diye düşünüyorum. Yani şunu da çok net söyleyeyim. Yani bu taraflı olarak söylemiyorum. Bir Türk olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylemiyorum. Başka hiçbir ülke böyle bir tutum ortaya koyamazdı. Çok zor bir karardı. Çok zor bir şeydi. Dengedir. Türkiye Monroe Anlaşması'ndan kaynakların haklarını kullandı ve Karadeniz'in yeni bir savaş alanı haline çıkmaması için savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişine müsaade etmedi. ABD ve Avrupa Birliği bu savaşın bitmesini istiyor mu sizce Sayın Roman? Çok deneyimli bir isimsiniz bu konuyu. Benim gördüğüm özellikle Amerika Birleşik Devletleri, yani Avrupa Birliği başka bir şey. Yani Avrupa Birliği'nde tek bir görüş yok. Doğru. Avrupa homojen değil orası. Homojen olmadığı gibi bir aslında bir güç de ortaya koyamıyor. Yani eğer Avrupa Birliği 2014'te Kırım'ın işgalinde bir güç ortaya koyabilseydi, farklı ya da ortak bir noktada durabilseydi, savaş bu noktaya gelmeyebilirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise çok net söylemek lazım, lafı eğip bükmeden. Bu savaşın devam etmesiyle hem Rusya'yı bloke ettiğini hem de Avrupa'yı konsolide ettiğini düşünüyor. Dolayısıyla burada en temel barışı sağlayabilecek en temel yaklaşımlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki pozisyonunu revize etmesidir. Ve süratle bir barış masasının o zaman kurulabileceğini ve burada da müzakerelerin sürdürülebileceğini düşünüyorum. Şunu da kural olarak görmeleri lazım bazı Avrupalıların. Masada Rusya'nın olmadığı bir barış görüşmesi olmaz. Yani zaten taraflardan birisi eğer masada yoksa neyi görüşeceksiniz? Burada Amerika'nın tavrında açık bir şekilde bu istikamette olduğunu görüyoruz. Efendim, bu dış politika bahsini kapatıp meclisin gündeminde başka hangi önemli konular var diye size sormak istiyorum. Fakat meclisteki diğer bazı siyasi partilerin de böyle dış politikada katkı vermeye çalıştıkları girişimler oluyor. Mesela Sayın Özgür Özel de ben Suriye'ye gidebilirim, Esad'la da görüşülebilir, başka konularda da katkı verebiliriz demişlerdi. Yani o konudaki ben sinerjiyi de önemli buluyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğimizde parlamentomuzun yeri ve önemi çok önemli. Oradaki siyasi partiler önemli katkı verebilirler, liderleri de. Sizin o konulara, girişimlere dair bir yorumunuz, görüşünüz varsa onu almak isterim. Biz bu dış gezilerde her partiden arkadaşlar, farklı partilerden arkadaşlarımız da oluyor. Bir kere bu gezilere katılan arkadaşlarımız da görüyor ki içeride ne kadar siyasi farklılığımız olursa olsun dışarıda milli menfaatlerimizi korumak ve savunmak noktasında ortak bir çizgide duruyoruz. Ve durmamız da elzemdir. Ben bu çerçevede de beraber dış geziye gittiğimiz arkadaşlarımızın gösterdiği bu ortak yaklaşımlar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Böyle de olması lazım. Yeri geldiği zaman parlamentonun bütün imkanları kullanılarak, demin ifade ettiğim gibi siyasi partilerin, farklı siyasi partilerin imkanları da kullanılarak Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yapılabilir. Ama zaten özellikle bölgesel konularda ana fikrimiz şu olmalıdır, tekraren söylüyorum. Aradaki diğer ülkelerle olan siyasi farklılıklarımız baki kalmak şartıyla onları bir şekilde ortadan kaldırabiliyorsak kaldıralım. Ama ortadan kaldıramıyorsak rafa kaldıralım.
rafa kaldırarak yeni bir istikrar düzenini Orta Doğu'da kurabiliriz. Efendim, gazeteci arkadaşlarımızdan da geldiği için size sorayım. Çünkü size de girip iletmişlerdi, bir yeşil pasaport konusu vardı seyahatlerde. Çünkü görevleri gereğince çok zorlanıldığı için. O konuda bir ilerleme oldu mu? Sizin o konudaki görüşünüz, tutumunuz nedir? Bir şey söyleyebilir misiniz? Çok açık söyledim. O zaman da söyledim. Yani özellikle belli süre basında hizmet etmiş olan arkadaşların yeşil pasaport almasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Evet. Yani özellikle yurt dışı seyahatler bakımından. Ama bunun için partilerin tekliflerini olgunlaştırıp meclise sunmaları lazım. Bizim açımızdan herhangi bir burada bir şey konusu değildir. Siz yani, kişisel olarak da olumlu kişisel bakıyorsunuz görüşüm, benim anladığım kişisel kadarıyla. Kişisel görüşüm budur. Bu zaten arkadaşlara da söyledim, medyayla da paylaştım. Evet, yani bir o zaman o sürecin devamı için... Devam etmesi, bir bununla ilgili bir teklifin verilmesi, olgunlaştırılması. Gelmedi değil mi teklif? Henüz gelmedi. Anladım. Efendim, önümüzdeki süreçte parlamentoda çok beklenti, bütün vatandaşlarımızın yani derdi, sorunu olan herkesin işte gözü bir taraftan tabii ki idarede, bakanlıklarda, Cumhurbaşkanlığında, ama yasalar, yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılıyor. Çokça yani yüzlerce başlık var, konu var. Süremiz yetmeyebilir onlara tek tek konuşmaya, ama öncelikler nedir efendim? Bu dönemin önceliklerini, vatandaşlarımızın soluk alabileceği konu başlıkları var. Yani onların beklentileri var. Siz önceliklendirme açısından hangi konuları öne çıkarıyorsunuz bu dönemde? Yani şimdi tabii önce bu meclis açıldı. Bundan sonraki süreçte en temel hususlardan birisi mecliste gerçekten nezih bir dille siyaset yapılmasını temin etmektir. Bunun için de bütün siyasi partileri ziyaret ederek, yani kaba ve yaralayıcı sözlerin ortadan kaldırılması, işte kavga gürültü görüntülerin ortadan kaldırılması için bütün önümüzdeki günlerde, dün salı günü başkanlık divanı toplantısı yaptık. Önümüzdeki haftada ya da haftalarda da grup başkan vekilleriyle toplantı yaparak bu konunun temin edilmesi için grupların devreye girmesini sağlamamız lazım. CNN Türk'ten de aslında ben sizin bu çağrınızı bir kere daha paylaşmış oluyoruz diye düşünüyorum. Çünkü ben sizin kişisel olarak yaklaşımınızı da bildiğim için, siz böyle bir dengeleyici ve bir sakinleştirici yaklaşım içinde oldunuz siyasette genel olarak, ama hakikaten kısa bir süre öncesinde bazı siyasi tartışmaların fiziki kavgaya dönüştüğünü ve hiç arzu edilmeyen görüntüler çıktığını gördük. Yani bunların bir kez daha tekrarlanmaması için, yani meclisimize yakışmayan görüntülerin olmaması için siz o çağrınızı lütfen bir kere daha buradan paylaşın. Tabii, tabii, yani şimdi üzüldüğüm taraf şu, ya biz geçtiğimiz yıl 1512 saat Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarıyla birlikte çalışmış. Bu konu, çalışmaların tamamına yakını fevkalade nezih bir ortamda gerçekleşmiş. Yeri gelmiş iktidar partisi söz hakkından vazgeçmiş, uzamasın tartışmalar diye. Yeri gelmiş muhalefet partileri grup önerilerini çekmiş bir an evvel. Bir konsensüs oluşmuş yani, aslında bakıldığı bu kadar uzlaşmalar olmuş yani. Öyle, komisyonlarda bu kadar güzel görüşmeler olmuş, ama milletin aklında ne kalıyor? Son görüntüler. Kaba, aşağılayıcı, ötekileştirici, efendim karşı tarafı bütünüyle ilzam eden, suçlayan konuşmalar ve yumruklar, kavgalar vesaire. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu hak etmiyor. Çok açık söylüyorum. Bakın, bu kadar geziyoruz. Dünyada en çok çalışan meclislerden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Biraz da bunu şu açıklamalara, şu değerlendirmelere yanıt veriyorsunuz gibi algılıyorum ben. Çünkü vatandaşlarımızın bir kesiminde ve bazı çevrelerde, yani işte milletvekilleri de iyi koşullarda yaşayan, özlük hakları da hiç fena olmayan ama pek de çok katkı vermeyen, meclise de pek de gitmeyen insanlar algısı olan kişiler var. Biraz ona da yanıt veriyorsunuz. Ya ben şunu çok açık söyleyeyim. Yani Türkiye'de çok partili demokrasiyi zaafa uğratmak için sürekli aportta bekleyen ve Türkiye'deki bütün kötülüklerin faturasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve milletvekillerine kesmek isteyen ve aslında sivil siyaset yapamıyor, bu milletvekilleri bu işi yapamıyor, siyasetten bilemiyor. Siyasetten de bir çözüm olmaz aslında. Siyasetten de bir çözüm olmaz ana fikrini aşılamaya çalışan bir odak olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, milletvekilleri olarak, siyasi parti grupları olarak üzerimize düşen, evet fikrimizi en güzel şekilde münakaşa edelim, mücadele edelim. Ama çok güzel bir söz var. Söz yarası kılıç yarasından daha keskindir. Sözlerimizi de karşı tarafı aşağılamak için değil, doğruyu, hakikati bulmak için kullanalım. Ve öyle tekmesiyle, yumruk gibi mahalle kavgasında bile olmaması gereken o kötü görüntülerin içerisinde de olmayalım. Nihayetinde bakın 1512 saatin içerisinde inanın ki bütün bu görüntüler 2 saat değildir.
Ama millet o 1510 saati konuşmaz. Bütün o 2 saati algı. Dolayısıyla milletvekillerimizin de onu görüyor olması lazım. Buna dikkat etmek lazım. Bu sorumlulukla hareket etmekte fayda var. Ne kadar gerginlik ve tartışma olursa olsun ki olacaktır. Olması ama lazım. Bunun tabii. Yani bu fiziki böyle münakaşalara bir eşyaların fırlatılmasına gitmemesi lazım. Türkçenin çok güzel bir sözü var. Bunu başta kendim olmak üzere bütün milletvekili arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Uslubu beyan aynı ile insan. Ya da Mevlana'nın dediği gibi, eğer bir kasenin içerisinde ne varsa dışarıya o sızar. İçinde kötülük olandan dışarıya kötülük. Buna dikkat etmek lazım. Bu anlamda milletvekillerinin her birisi davranış bakımından da millete örnek olan insanlar olmak durumunda. Grup başkan vekillerimizin de değil mi? O konuda tabii, çok dikkatli olmasına fayda var. O zaman umarım bu dönem böyle görüntülerin olmayacağı bir dönem olur. Önceliğimiz nedir efendim? Öncelikli konularımız tabii nerede? Burada hemen meclis başlar başlamaz. Yeni bir iş tüzük çalışması ve yeni anayasa çalışması ile ilgili geçen sene özellikle anayasa ile ilgili kaldığımız yerden devam etmeyi arzu ederim. Bir sonuç çıkacak gibi görüyor musunuz? Çıkmak durumundadır. Yani nihayetinde parlamentoda büyük bir konsensusun temin edilmesi. İstek var mı? İrade var mı bu konuda siyasi partilerimizde? Şimdiye kadar yaptığımız görüşmelerde hayır biz bu işe katılmıyoruz diyen hiçbir parti olmadı bana söyledikleri görüşmelerde. Bir de ben bu görüşmelere başlarken şunun verdiği güvenle de başladım. Mecliste grubu bulunan bulunmayan partilerimizin tamamının ya seçim beyannamelerinde ya parti programlarında bu konu yeni anayasa tabiriyle ya da anayasada köklü değişiklik ifadeleriyle yer almış. Yani zaten içeriğine girmeden bütün siyasi partiler anayasada bir değişiklik ya da yeni anayasa meselesini kendi parti programlarına da taşımış. Seçim beyannamelerine de taşımış. Dolayısıyla bu esasında bu ortamın normalleşmesi ya da işte daha nezih bir tartışma ortamının gerçekleşmesi aslında anayasa görüşmelerinde sıhhati bakımından gereklidir. Anayasa görüşmelerinde bu farklı görüşler tartışılmaya başlandıkça bu da aynı zamanda siyasi davranış şeklini de daha olumlu hale dönüştürecektir. Hissiyatınızı merak ediyorum. Bir uzlaşma havası var mı anayasa konusunda? Yani çok netameli zor tarafları vardır. Tartışmalı olan yanları vardır. Görüyoruz. Tartışılıyor da bazı noktalar. Ben aslında bugünkü meclis tablosunun ve bugünkü siyasi dengelerin uzlaşmaya daha yakın bir noktada olduğumuzu gösterdiğini biliyorum, inanıyorum. Burada iyi niyetli, samimi, tabii içerikte farklı şeyler olabilir. Tabii nihayetinde bir büyük konsensus, yani 400'ün üstünde bir ittifakın ortaya çıkmasını temin etmemiz lazım ki bütün milletin sahiplenebileceği bir anayasa olsun. Burada nasip olursa bir süre, belki bir yıl içerisinde toplumun farklı kesimlerinin de sözlerini dile getirmelerine fırsat vermek lazım. Üniversitelerin, yargı camiasının, hukuk camiasının daha genel ifadesiyle, efendim sivil toplum kuruluşlarının, farklı grupların. O zaman böyle bir çalışma yapılacak. Yapacağız. Böyle bir çalışma yapacağız. Belki bölgesel olarak bir kısmını yapmak durumunda kalacağız. Evet. Böylece herkes, hatta bir portal açarak Türkiye'de anayasayla ilgili fikri olan herkesin oradan millete kendi fikirlerini anlatabileceği olumlu bir imkanı ortaya koyacağız. Sonunda da partiler bir araya gelip oturacaklar. Evet. Nihayetinde anayasa yapmak meselesi bir aritmetik meselesidir. Dediğim gibi 400'ü bulan görüşlerde o maddelerin anayasa maddesi olması temin edilebilir. Sokaktaki vatandaşlarımızı ne yönde etkiler? Yani yeni bir anayasanın yapılması biraz bunlar çünkü hukuki, siyasal ve soyut kavramlar olduğu için. Şimdi sokakta bizi izleyen vatandaşlarımız günlük hayatlarını sürdürme gayreti içindeler. Bazı ekonomik zorlukları aşmak için yoğun bir mücadele içindeler. İşte bir enflasyonla mücadele programı var. Yani onlar bana soruyorlar mesela, Hakan Bey bu konuları gündeme getiriyorsunuz da bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Onlara ne söyleyebiliriz şimdi acaba? Yani aslında kuvvetli ve bütün toplumu kesimlerini kapsayan, kuşatan, kuşatıcı, demokrat, sivil bir anayasanın yapılması aslında bugün toplumsal hayatta yaşanan birçok sorunların çözülmesini de kolaylaştırıcı bir fonksiyon icra eder. Örneğin gelir dağılımı adaleti, adaletsizliği, yoksulluğu vesaire bunun sağlanması ile ilgili anayasada ekonomik anlamda bir takım yeni maddeler konulabilir. Bu anlamda gelir dağılımındaki farklılaşmaları önleyebilmek için bazı mekanizmalar teklif edilebilir. Yine mesela en çok şikayet edilen konulardan birisi hukukla ilgili bir şeydir. Burada güçler ayrımı prensibinin tam manasıyla tahkim edildiği ve gerçekten hukukun üstünlüğünün sağlanması konusunda yeni bir takım tekliflerin gündeme getirildiği anayasa maddeleri teklif olarak gelebilir.
Ayrıca en çok eleştirdiğimiz konulardan birisi 12 Eylül Anayasası, hak ve özgürlüklerle ilgili konularda hak ve özgürlükleri sayıyor ama arkasından ama ancak fakat diyerek onları kısıtlıyor. Bütün bu kısıtlamaların ortadan kaldırılarak, hatta yeni bir takım özgürlük alanları tanımlanarak, insanların fikir özgürlükleri, inanç özgürlükleri, örgütlenme özgürlükleri gibi temel demokratik siyasi haklarının amasız fakatsız teminat altına alındığı bir çalışma gerçekleştirilebilir. Sayısız yani. Çok... Bu tarafını çok önemsedim efendim söylediklerinizin. Çünkü siz bunu anlatırken hep gözümde bir takım haritalar koyuyorlar ya, işte özgürlükler haritası, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve Türkiye orada o değerlendirmelere göre pek iyi görünmüyor. İşte ilk yüze bile giremiyoruz bazılarında. Bu yani üzücü bir şey. Niye öyle olalım ki? Biz çok daha iyi olmayı hak eden bir ülkeyiz. Yani ülkemizin vatandaşları çalışıyor. Oturmuş bir ülkedir kurumlarıyla Türkiye ama daha iyi çalıştırmamız lazım. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü noktasında ifade özgürlüğü, her alandaki özgürlüklerin alanının genişletilmesi. Çünkü bu bir taraftan da biz yatırım çekmekte isteyen bir ülkeyiz. Görüyoruz ki bazı yatırımlarda da hukukun üstünlüğü ilkesinin önemli bir değerlendirme konusu oluyor. Kredi derecelendirme kuruluşları son dönemde Türkiye konusunda daha yapıcı bir tutum içindeler. Ama bu sözünü ettiğiniz ve benim bahsettiğim konularda adımlar atılırsa Türkiye'nin görünümü de iyileşmiş olur. Hiç şüphesiz. Ne dersiniz? Hiç şüphesiz. Yani görünümün iyileşmesi... Bu konuda iyimser misiniz? Bir yan ürünü olarak görelim ama esas olan milletin ihtiyaçları karşılanmış olur. İki yönlü bir şey var aslında. Evet, milletin ihtiyaçları... Bu söylediğiniz anlamda da katkısı olur. Ben kötümser olmamızı gerektiren bir şey yok. Evet. Yani hiçbir partinin şimdiye kadar ben yapmam ve yaptırmayacağım gibi bir tavır, en azından bizim görüşmelerimizde böyle bir tavır içerisinde olmadılar. Mühim olan yapıcı bir müzakere yapmaktır. Sonuçta biz iyi niyetle ortaya çıkarız. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürürüz. Kararı verecek olan milletvekilleridir. Eğer meclisin çoğunluğu hayır biz anayasa yapmak istemiyoruz derse buna diyecek bir şey de yok. Efendim, Türkiye bir taraftan terörle mücadelesini devam ettiren bir ülke ve bunun tabii çeşitli güçlükleri var, zorlukları var ama özellikle sınırlarımız içinde terörle mücadelede önemli bir yere gelindiğini görüyoruz. Bunun bir de sınır ötesinde Irak'ta ve Suriye'de devam ettirilen bir tarafı var. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, içeride İçişleri Bakanlığı'nın, jandarmanın. Bu konuyla ilgili nereye gelindi ve bununla doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye'deki hak ve özgürlükler anlamında bakıldığı zaman da geçmişle mukayese edildiğinde hakikaten Türkiye iyi bir yere geldi ama daha da iyi olabilir. Bazı beklentiler var, bazı görüşler ve tartışmalar var. Meclisteki bazı siyasi partiler de bu konuları gündeme getiriyorlar ve getirecekler. Ne yapılabilir orada? Yani terörle mücadelede de katkı verebilecek bir hava ve bir atmosfer oluşabilir mi acaba atılacak bazı adımlarla? Şimdi bir kere terörle mücadelede hakikaten fevkalade olumlu bir noktaya geldik. Terörle mücadeleyi tekraren söylüyorum. Sadece birkaç bin militanla yapılan mücadele olarak görmek büyük bir saflık olur. Türkiye 40 yıldır PKK ile mücadele veriyor. Sınırlarımızın içerisinde çok şükür bu mücadelede başarı sağlandı. Şimdi sınır dışında da, yani terörü kaynağında bitirme stratejimizde de çok önemli sonuçlar alıyoruz. İnşallah orayı da bitirerek terör örgütünün yakın dönem için bir tehdit olmasını ortadan kaldıracağız. Ancak terör örgütleri çok açıktır ki bir takım devletler tarafından maşa olarak kullanılıyor. Ve bunların aslında ideolojik fikri bir takım şeyleri olmadığı, tamamıyla terörden beslenen bir takım canavarlar haline dönüştürüldüğü de aşikardır. Detayına girip halkımızı bu konuyla ilgili şey yapmak istemem, meşgul etmek istemem. Ama sonuçta biz bu mücadeleyi fiili olarak verirken aynı zamanda da bir şey daha yapıyoruz. Onun için terörle mücadele içeride başarılı oldu. Terör örgütü başka bir şey. Terör örgütümüzden ayrı sivil vatandaşlarımız, bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, diğer unsurlar, bütün bunların hepsi bizim vatandaşımızdır. Bizim kardeşimizdir. Dolayısıyla vatandaşı teröristten ayırt eden bir yaklaşımla bu işi gerçekleştirmeye çalıştık. Ve Türkiye'de eğer nerede ne varsa bütün yurttaşlar eşit şekilde bundan istifade etmelidir. Bunun için sadece altyapı yatırımları anlamında değil, İstanbul'da olanın, işte Bursa'da olanın, Çanakkale'de olanın aynı şekilde doğu illerimizde de olmasının temin edilmesi değil, havaalanları, üniversiteler, yollar, barajlar anlamında altyapı yatırımlarının üstünde
zihniyet olarak da, psikoloji olarak da bölgedeki vatandaşlarımızın ülkeyle bütünleşmesini, devletle bütünleşmesini sağlayacak adımlar da atıldı. Burada da çok büyük mesafeler aldık. Burada tabii ki herkesin farklı siyasi fikirler içerisinde olabilir. Farklı siyasi fikirlerin hatta en radikal usluplarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesinde bir problem yoktur. Ama problem siyasetin terörle arasına mesafe koyamamasıdır. Yani hangi grup olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun terörle yani bombayla, silahla sandık aynı yerde durmaz. Bir eliniz silahta, bir eliniz sandıkta olmaz. Dolayısıyla terörle siyasi partilerin de arasında mesafe koyması ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin hak ve özgürlüklerinin genişletilebilmesi, onların daha iyi bir yaşam tarzı elde edebilmeleri, refah seviyesinin yükselebilmesi için topyekün bir mücadelenin paydaşı olması lazım. Eğer bu yapılabilirse terör örgütlerinin arkasında kim olursa olsun, hangi ülke olursa olsun, hangi istihbarat birimleri olursa olsun onların avuçlarını yalayacağı aşikardır. Burada demin söylediğimiz, ilk bölümde konuştuğumuz, yani bütün bu bölgesel ve küresel tehditlere karşı yapmamız gereken ilk şey kendi obamızı düzenlemektir. İçeride birliği, beraberliği temin etmektir. Bu anlamda meclisin tutumu çok önemli. Çok önemli. Siyasi partilerimiz birbirinden çok farklı görüşte. Siyasi partiler var. Mesela DEM Partisi milletvekilleri var. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, yani bütünüyle belli konularda daha farklı değerlendirmeleri olan AK Parti ve CHP içinde de farklı görüşler var. Ama buna rağmen yani bu dönem beni biraz daha umutlandıran bir hava ve bir atmosfer hissettim. Umarım bunun devamı gelir. Çünkü bir takım adımlar, jestler, tokalaşmalar, bilmiyorum, ne dersiniz? İş, ben de ümitliyim. Doğrusu budur. Yani aslında bunu yeni bir durum diye konuşmamamız lazım. Esas durum bu olması lazım. Evet, evet. Görüş ayrılıkları ne kadar keskin olursa olsun bir şey yapmak. Hepimizin ülkesi burası. Kesinlikle sonuçta. Öyle. Ne kesinlikle kadar farklı görüşlerimiz de olsa burada yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Ne kadar iyi olursa bundan hepimiz yarar sağlarız. Efendim, terör örgütüne katılım noktasında Türkiye'den, ülke içinden yardımlar, katılımlar ve başka bir takım ilişkilendirmeler noktasında farklı bir döneme girildi mi bütün bu atılan adımlarla? Girildi. Yani zaman zaman bu açıklamaları ilgili güvenlik birimleri de yapıyor. Terör örgütüne fiilen katılım neredeyse Türkiye sınırları içerisinde sıfıra inmiştir. Dışarıda terör örgütlerine daha aktif bazı ülkelerin verdiği güçler var. Ama çok şükür Türkiye'de yakın çevresini güvenlik altına alarak bu süreci inşallah kapatacaktır. Terörle mücadeleyi yakın dönemde terör örgütlerinin Türkiye'ye zarar vermeyecek şekle getirilmesini temin edecek. Efendim, bazı müttefiklerimizin Avrupa'da veya Amerika Birleşik Devletleri noktasına baktığımız zaman bizi rahatsız eden noktada terör örgütüyle ilişki içinde olmaya devam ediyorlar mı? Siz meclis başkanı olarak bu konuda bir yeni bir durum var mı? Yeni bir durum yok. Eleştirilerimize rağmen bir iyileşme var mı veya başka bir ifade? Yani bunlar her türlü ikili görüşmelerde gündeme getiriliyor. İlgili arkadaşlar hatta bazılarını görüntülü olarak delilleriyle karşı tarafa sunuyorlar. Öyle değildir, tamam düzeltiyoruz, yanlış anlaşıldı falan gibi bir takım mazeretler ortaya konuluyor ama yani burada bizim uyanık bir şekilde süreci takip etmemiz lazım. Türkiye'ye yönelik silah ambargoları, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları nedeniyle silah ambargoları uygulayan ülkeler olmuştu. Bazıları örtülü olarak bunu devam ettiriyorlar. Şimdi İsveç ve Finlandiya ile yeni bir döneme girildi NATO üyelikleri sonrasında ama Almanya bakıyoruz mesela bazı sistemlerin, mesela Eurofighter'ların satışı noktasında hala böyle bir şey var. Yavaş giden bir süreç var. Kararsız. ABD ile de buna benzer şeyler var. O konuda iyileşmeler beklenebilir mi yapılan görüşmeler neticesinde? Yani beklenebilir. Yani bu onların tarafının özellikle dikkate alması gereken bir şey. Çünkü şunu çok net görüyorlar ki özellikle Batı'nın güvenlik ihtiyaçları bakımından Türkiye hala vazgeçemeyecekleri bir büyük müttefiktir onlar açısından. Ama bununla birlikte biz mesela NATO Meclis Başkanları toplantısında da bunu çok açık şu cümleyle söyledim. Hala NATO'nun en önemli müttefiklerinden birisi olan Türkiye'ye NATO ülkelerinin bazıları tarafından silah ambargosu uygulanmasını asla kabul etmemiz mümkün değildir. Yüzlerine bakarak bunları söyledik. Ne söylediler size? Yani, çünkü silah ambargosu şey devam ediyor. Ayrıca şunu da söyledim. İki yanımda da Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı oturuyordu. Bazı müttefiklerimizin bizim için hayati olarak Türkiye'nin düşmanı olan terör örgütlerine silah, istihbarat ve lojistik destek sağlamalarını da asla kabul edemeyiz dedim.
Bunları demeniz bir şey fark ettirmiyor. Adamların bir pozisyonu var ama şunu görüyorlar. Türkiye meseleyi bütünüyle biliyor. Hatta onların gördüğünden daha derinlikli bir şekilde görüyor. Bunun için Türkiye bir taraftan tamam bu ilişkileri devam ettirirken diğer taraftan kendi göbeğini kesmenin gayreti içerisinde, kendi gücünü kendisi oluşturmanın gayreti içerisinde. Burada tek tek örnek vererek söylemek istemiyorum, vakit almak istemiyorum. Ama birçok alanda bize özellikle savunma sanayinde örtülü ambargo uygulayanlar, bugün ambargo uyguladıkları o maddelerde, o efendim silah, ekipman, alet ve ekipmanda Türkiye'nin kendilerini dahi aştığını görerek hayret ediyor. İşte bir Westcam örneği vardır. Kanada'nın kesinlikle. Lensi kamerası. Detaylı söylemek istemiyordum ama bir tanesi budur. Ben söylemiş budur. Olayım. Yani vermediler ve Aselsan bir benzerini yaptı. Hiç de fena değil. İyi bir performans da ortaya koydu. Daha iyisini yaptı. Evet, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larında etkili bir şekilde kullanılıyor şu anda. Hatta yani. Mesela 36 bin fitten alınan görüntüleri bana göstermişlerdi. Bu Kanadalıların görüntüleri böyle flu görünmüyor doğru dürüst. Aselsan'ınki daha... Önce renk kayboluyor, sonra görüntü bulanıklaşıyor. Aselsan'ınki ise o kadar yüksekten olmasına rağmen fevkalade güzel, çok kaliteli görüntü. Bunun birçok örneği var başlık kalemde. Yüzler, onlarca örnek. Bu biraz daha farklı bir konu ama mesela Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Akkuyu Santralı'nda Siemens'in Türkiye'ye bir ambargo uygulaması sebebiyle Türkiye'de başka tedarik noktalarına gitti. Değil mi? Halbuki gönül ister ki Türkiye'nin böyle Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri gibi değil mi? Müttefiklik ilişkisi içinde olduğu ülkeler bunu hiç yapmamış olsalardı. Sözü örtmeden söylemek gerekirse bazı müttefiklerimiz Türkiye'nin nereye doğru geldiğini görüyorlar. Bu ambargoların arkasındaki esas neden ortaya koydukları görünür gerekçeler değildir. Esas neden görüyorlar ki eğer Türkiye böyle devam ederse Eurofighter'a da F-35'e de vesaire ihtiyaç olmadan kendi güvenlik ihtiyacı olan savunma sanayi araçlarını kendisi üretecektir. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanındaki bu önemli gelişmelerini görüyorlar ve bundan dolayı da tedirgin oluyorlar. Ve Türkiye'yi bu anlamda silah ve mühimmat bakımından kendi kontrollerinin dışına da olan bir ülke haline gelmemesi için bu ambargoları artırıyorlar. Hiç fark etmez. Bazen ambargolar ülkelerin önünü açıyor. Özellikle yüksek teknolojilerde çok daha güçlü yatırımlar ve atılımlar yapılabilir. Savunma sanayi alanında Türkiye çok iyi bir seviyeye geldi gerçekten ve bağımlılığını azaltan bir ülke oldu. En son Teknofest'te de Adana'da bunun örnekleri ortaya çıktı. Kişisel görüşünüzü merak ediyorum. S-400 konusu, F-35 meselesi, o konu çözülebilir gibi görüyor musunuz? Orada bir adım gelir gibi görüyor musunuz? Ya burada bizim kendi ihtiyacımıza bakmamız lazım. Yani biz niçin S-400'leri alma ihtiyacı hissettik? Yani dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler, Türkiye bütün çevresi bir ateş çemberine dönmüşken, Türkiye'nin hava sahasında çok ciddi saldırılarla karşılaşmışken, hatırlayın Kilis'te onlarca bomba atıldı. Çok sayıda vatandaşımız vefat etti. Katuşyalar atılıyordu. Bütün evet. Böyle bir Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı vardı. Ver sizden alalım, hayır vermem. Başka taraftan o zaman tedarik edeyim. Hayır, tedarik edemezsin. Türkiye'nin savunma ihtiyacı başka ülkelerin direktifleriyle belirlenecek bir konu değildir. Evet. Efendim, adalet reformları başlığında meclis gündemine gelecek olan 9. yargı paketinde bu kadının soyadı düzenlemesi epeyce tepki alan bir konu. O konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bir notunuz var mı? Ona benzer. Yani bu konular mecliste tabii yeterince tartışılıyor. Herkes görüşlerini, fikirlerini ifade ediyor. Ve sonuç itibariyle bu kadınlar da isterlerse kendi soyadlarını, kendi aile soyadlarını, eşlerinin soyadlarıyla birlikte kullanma haklarına sahiptir. Efendim, öğretmenlerden gelen bir takım yani izleyicilerimizin de ben beklentilerine yanıt vermek istiyorum. Çokça konu var. Büyük kitleleri ilgilendiren konuları özellikle seçip size iletmeye çalışıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının birinci bölümünde yer alan maddeler tamamlanmıştı. Teklifin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek. Öğretmenlerin hak ve sorumlulukları konusunda nasıl bir düzenleme yapılmak isteniyor? Bu konuya dair bir not. Bu da gelecek en kısa zamanda meclisin gündeminde olan konulardan birisidir. Geçen ikinci yasama yılında tatile girmeden evvel bitirilemediği için kaldığı yerden devam edip bu tartışmalar bitirilecektir. Efendim, uyuşturucu konusu bütün dünyanın bir sorunu ama Türkiye'de de ciddi bir mesele oluyor gibi görünüyor. Bağımlılık nedeniyle şiddet olaylarında da bir artış var ama şiddet olgusu zaten başlı başına bir ciddi mesele.
Bu konularda meclisin gündeminde öncelikli bir çalışma, bir çaba var mı acaba? Yani şimdi burada hakikaten topyekun bir uyuşturucuya karşı mücadele yapılması gerekiyor. Bununla ilgili sadece güvenlik güçlerimizin uyuşturucuyu önlemesi, satışını önlemesi, yakalaması, eyvallah, burada oldukça başarılı bir çalışma yürütülüyor. Uyuşturucunun Türkiye'ye girmemesiyle ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ama başta aileler olmak üzere, okullar, topyekün bir çalışmanın mutlaka sürdürülmesi lazım. Ve eğer yasalardan kaynaklanan herhangi bir eksiklik varsa, bu uyuşturucuya karşı mücadelede, topyekün verilecek olan bu mücadelede eksik ne nokta varsa, bununla ilgili de meclisimiz gerekli çalışmayı, düzenlemeyi yapar. Ben de bir dönem başbakan yardımcısıyken uyuşturucuyla mücadele üst kurulunun başkanıydım. O vesileyle de konuyu biliyorum. Çok oldukça komplike, oldukça zor. Yasal tedbirlerin ötesinde gerçekten ortak bir anlayışla çözülebilecek. Sizce kaygı verici bir boyuta ulaştığı kanaatinde misiniz? Uyuşturucu madde kullanımının. Batı ülkelerle, bazı ülkelerle kıyasladığınızda hala rakamsal, oransal olarak Türkiye düşük noktadadır. Ama çok yüksek kaygı verecek noktadadır. Yani artık evlatlarımız uyuşturucunun tesirinde, Allah korusun, şiddet olaylarının içerisine giriyorlar. Uyuşturucular hiç beklemediğiniz yerden, hiç beklemediğiniz insanlardan, çocuklarının uyuşturucu müptelalığı, aileler yıkılıyor, aileler dağılıyor, cinayetler işleniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin çok vahim konularından birisidir. Evet, biz batıdaki ülkeler gibi değiliz diyerek bu işi asla görmezden gelemeyiz. Tedbirlerimizi hiç eksiksiz bir şekilde almamız lazım. Açıkça söylüyorum, eğer herhangi bir konuda yeni bir yasaya ihtiyaç varsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu öncelikli bir şekilde gündemine alır ve sonuçlandırır. Kumar ve yasa dışı bahisle ilgili bir şey var mı? Sizin bir değerlendirmeniz, gözleminiz var mı? O konunun da belli noktalarda, yani yuvaların yıkılmasına kadar gidebilecek, ekonomik bireylerin mağduriyetine yol açan bir durum olduğu değerlendiriliyor. Yani, ne dersiniz? Bir kere kumar meselesini, bu yasa tabirleri hukuki olarak kullanıyoruz ama yasa içi, yasa dışı kumar diye ayırmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Kumarda aynen uyuşturucu gibi, aynen içki bağımlılığı gibi fevkalade ciddi şekilde insanlığa zarar veren, aileleri bozan, dağıtan, suç oranlarını artıran felaket araçlarından birisidir. Şeytanın aygıtlarından birisidir kumar. Kumarın yasa içi, yasa dışı olması bir şey fark ettirmiyor. Ama özellikle yasa dışı kumar oyunlarıyla, bahis oyunlarıyla birlikte ortaya çok sayıda çetenin çıktığını, bunların da gerçekten birçok insanın hayatını zehir ettiklerini, hayatını kararttığını görüyoruz. Bununla ilgili de her türlü tedbirin alınması şarttır. Efendim, siz çete dediğiniz için özellikle o konuyu bir gündeme getirmek istiyorum. Böyle bir yani mafya olgusu, yani öteden beri bazı ülkelerde çokça gündeme geliyor. Türkiye'de son dönemde bu çeteleşme, mafyalaşma ve bunların suç eylemlerindeki artışa dönük çok feci olaylar görüyoruz çünkü, yani İstanbul ve diğer şehirlerde. Bu konu meclisin öncelikli gündem konuları arasında mıdır acaba, mücadele yöntemlerinin şimdi etkin hale getirilmesi? Şimdi burada İçişleri Bakanlığımız özellikle son dönemde bu çetelerle mücadele konusunda çok etkin, çok caydırıcı bir faaliyet içerisindedir. Bunları takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim. Yani daha da güçlü bir şekilde çeteleri her yerde basıp bunların etki alanlarının ortadan kaldırılması lazım. Ama esas mesele, çeteleşmeyi ortaya çıkaran faktörlerin ortadan kaldırılması. Bunların en başında mevcut yasaların çok etkin ve hızlı bir şekilde uygulanması gerekiyor. Eğer yasalar etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmıyorsa, bir takım yasa dışı güçlerin etkisi artıyor demektir. Burada da aynen uyuşturucuyla mücadelede olduğu gibi, bu da topyekun bir mücadele alanıdır. Aslında mevcut yasalar yeterli. Ben yeterli olduğu kanaatindeyim. Yeter ki burada etkin ve hızlı konular mı vardır? Etkin ve hızlı bir uygulama ortaya çıksın. Efendim, hayatın her alanında son dönemde farklı nedenler olabilir ama bir şiddet patlaması var. Detaylarını vermek istemiyorum. İstanbul'da çok feci bir suç işlendi. Bir kişi katledildi. Okulda, hastanede, futbol stadyumlarında, sahalarda bir şiddet dalgasında bir artış var. Ne yapmak lazım? Yani meclisin herhalde bu konuyu öncelikli olarak ele alacağını tahmin ediyorum, buna benzer başlıklar çerçevesinde. Yani şimdi bunlarla ilgili olarak mesela
öğretmenlere karşı uygulanan şiddet, doktorlara karşı uygulanan şiddet, futbol sahalarında görülen şiddet, bunlar bu işin tabii ki yasaları var. Bunlarla ilgili yasalar var. Dediğim gibi burada uygulamada net, açık ve hızlı olmak mecburiyetindeyiz ki ya yaptım yanıma kar kaldı, kimse böyle düşünmesin. Bu da gerçekten birlikte mücadele edilmesi gereken bir haldir. Yine bunu da çok önemli bir konu. Ama dünyanın her yerinde maalesef şiddet, toplumsal şiddet dalgalarının artmakta olduğunu görüyoruz. Burada özellikle bazı grupların, işte kadınların, çocukların, bunların mutlaka özel olarak korunmasını sağlayacak mekanizmaların alınması gerekiyor. Adımlar atılacak mı? Atılması lazım tabii. Evet. Efendim, pek çok önemli konu var. Benim bir yurttaş olarak, ulaşım güvenliği konusunda çok hassas bir, duyarlı bir yurttaş olarak, bu slalomcular, zikzakçılar, düğün konvoyları, asker konvoyları, yolları kesenler, magandalık yapanlar, havalara ateş açanlar, yani bu sosyolojik olarak Türkiye'yi bir olduğu yerde değil de daha geri kalmış bir ülke görünümü veren ve tehlike yaratan durumlarla mücadele konusunda cezaların ve yaptırımların daha etkinleştirilmesi yönünde bir ricam var. Bunu size sunmak, arz etmek yani, istiyorum. Dikkatinizi. Yani doğru söylüyorsunuz. Yani hakikaten yani diyelim ki İstanbul trafiğin en ağır olduğu kentimiz. İstanbul'da diyelim %90 trafiğe, %95 belki trafik kurallarına uyarak devam ediyorsa, işte o %5'lik maganda dediğimiz, hatta zaman zaman magandanın da çok üstüne çıkan, canavarlaşan tiplerin hem İstanbul halkına zarar veriyor, Türkiye halkına zarar veriyor. Efendim, o sayı %5'in biraz üzerine çıkmış gibi görünüyor benim gözüm. Ya neyse, ben onu ölçmek mümkün değil. Biraz artış var ama şöyle, yani çoğunluk değil bunda. Elbette. Ama yani şu kabul edilemez. Zaten güvenlik güçleri anında müdahale ediyorlar. Trafiğin en yoğun saatinde, ben de birkaç sefer karşılaştığım için söylüyorum. Düğüne gideceksin. Hadi hep beraber gidelim, senin düğününü kutlayalım. Ama senin yolu kapatarak arkada hastaların, hızlı bir şekilde bir yere ulaşmak zorunda olanların önünü kapatmaya ne hakkın var? Bu gayri insani bir durumdur ve buna da çok süratle bunların tedbirlerini uygulamak. Çakarlı araçlar konusunda da efendim umarım daha etkili tedbirlerle karşılaşırız. Yayınımızda efendim sizin bahsettiğiniz meclisteki bu 8 Ekim oturumu çok dikkat çekici oldu. Onu da bitirelim. Son cümlenizi onunla alayım. Yayının başını kaçıranlar bakımından da vurgulamış olalım. İki bakan, Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı bir oturumda açıklamalar yapacaklar, bilgilendirme yapacaklar değil mi? Evet. Lütfen siz onu hatırlatın. Yani 8 Ekim'de Dışişleri Bakanımız ve Milli Savunma Bakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bölgedeki gelişmeler konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Çok büyük ihtimalle partilerin vereceği önergeler doğrultusunda bu oturum daha rahat konuşulabilsin ve dışarıya sızmasın gerekçesiyle kapalı oturum olarak gerçekleştirilecek. Bunun da önemli bir demokratik denetim mekanizması olduğunu söylemek isterim. Bu kritik konunun en üst düzeyde mecliste değerlendiriliyor ve etraflıca konuşuluyor olması da önemli. Vatandaşlarımız rahat olsunlar ve müsterih olsunlar, endişeye de kapılmasınlar diye bitirelim mi? Hiç şüphesiz. Yani Türkiye önemli ve büyük bir devlettir. Hakikaten bütün temaslarımızda, bütün her gün biraz daha görüyoruz. Türkiye büyük bir devlettir. Bizim hayal ettiğimizden de büyük bir devlettir. Tabii ki büyük risklerle, tehditlerle karşı karşıyadır. Bunların hiçbirisinden böyle paniğe kapılmaya gerek yok. Yüksek dağların dumanı çok olur. Türkiye bu büyük devlet olmanın vermiş olduğu bir takım şeylerle karşı karşıdan bunları aşabilecek güçtedir, kuvvetlidir. İçeride de bizim bütün iç obamızı düzenleyerek birlik beraberlik içerisinde milli meselelerde aynı istikamette devam etmemiz şarttır. Efendim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yine kapsamlı bir yayın. Öyle oldu. Epeyce çok bir konuyu konuştuk. Konuşamadıklarımız da kalmıştır. Onları başka bir yayında konuşuruz. Ben hem CNN Türk adına bu davetimizi kabul ettiğiniz için hem de kendi adıma size çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş CNN Türk'te canlı yayın konuğumuz oldu. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.